Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türk savunma sanayi her geçen gün geleceğin teknolojileri konusunda çalışmalarına devam ediyor. Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu teknolojileri envantene kazandırmak için üstün gayret gösteren savunma şirketlerimiz sayesinde ordumuzun gücü her geçen gün artıyor. Videomuzun konusuysa geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan sürü insansız deniz araçları. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu konuyla alakalı resmi Twitter hesabından müjdeyi verdi. Sürü insansız deniz aracı projemizde yeni aşamaya geçtik. Sürü insansız deniz aracı ailemizin yeni üyesi Miri de Albatros'la birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip insansız deniz araçlarımızla oluşturduğumuz sürü mimarisini sahada gerçekleştirdik. Aselsan Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün ise bu müjdeyi böyle duyurdu. Bir milli mühendislik başarısı daha ülkemize hayırlı olsun. Sürü olarak hareket eden, her biri farklı görevleri yerine getiren insansız deniz araçlarımızla dünyanın en güvenli denizlerine sahip olacağız. İnsansız deniz araçları konusunda ülkemize çağ atlatan projelerimiz devam edecek. Gelin hep beraber bu anları izleyelim. Türk mühendislerimizin ve yetkili isimlerimizin üstün gayretleri sayesinde uygulanan ambargo ve yaptırımlara rağmen Türkiye, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu teknolojik sistemleri envantene kazandırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık otonom sistemler ön plana çıkmaya başladı. Geleceğin sistemlerin insansız sistemler olduğunu anlayan Türk savunma sanayi, sadece insansız deniz aracı geliştirmiyor, bu sistemleri ortak bir şekilde kullanabilmek için sürü konsepti geliştiriyor. Yetkili isimlerimizin de söylediği gibi ülkemize çağ atlatan projeler bunlar. İnsansız deniz araçları bazı durumlarda otonom yüzey araçları olarak da bilinir. Bu sistemler mobil araçlardan, karargahlardan, komuta merkezlerinden ve yüzer platformlardan uzaktan kontrol edilebilir. Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey savaşı, asimetrik savaş, silahlı eskort, kuvvet koruması, liman ve kritik alan güvenliği, filo eskortu ve stratejik tesis güvenliği gibi görevlerde görev yaparlar. İnsansız deniz araçlarının ilerleyen zamanlarda denizaltı harbi, mayın tespiti ve hücum bot görevlerinde yer alması bekleniyor. Türkiye, İnsansız deniz araçları konusunda birden fazla sisteme sahip. Türkiye ayrıca ULAK adı verilen ilk yerli silahlı insansız yüzey gemisini geliştirdi. ULAK SİDA, Antalya merkezli Ares Shipyard ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracıdır. ULAK, Vertix roket sancırı ve 2X Unta seri donatılmıştır.
İlk atış testini 27 Mayıs 2021'de başarıyla tamamlamıştır. Bir deniz kuvveti, esas olarak deniz savaşı ve amfibik savaşlar için seçilmiş bir devletin askeri kuvvetlerinin bir koldur. Şöyle ki, göl ya da okyanus yoluyla taşınan çarpışma harekatları ve ilgili işlevler. Suçlu gemileri, amfibik gemileri, denizaltıları ve deniz havacılığı tarafından meydana getirilmiş her şeyi kapsamına alır. Ve bunların yanında yardımcı destekleri, iletişimler, eğitim ve diğer alanlar. Son zamanlardaki gelişmeler, uzay ile ilgili harekatların kapsamı altındadır. Deniz kuvvetlerinin stratejik taarruzdaki rolü, bir ülkenin sahilleri ötesindeki alanlara giriş yapan kuvvetlerin görüntülenmesidir. Örneğin, deniz yollarını korumak, birlikleri getirip götürmek veya diğer deniz kuvvetlerine, limanlara veya sahil yapılanmalarına saldırıya geçmek. Deniz kuvvetlerinin stratejik savunmadaki amacı, düşman kuvvetleri tarafından denizin görüntülenmesini engellemektedir diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk Savunma Sanayi Ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi yarge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.